Olak burcu arkadaşlarım hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. E bakalım 6 Mayıs 12 Mayıs dönemi sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şimdi arkadaşlar pek çok dostum bu hafta nelerle uğraşacak bakalım. Tek tek inceleyelim. Hayırlısıyla. E, arkadaşlar Mümin suresinde der ki 3. E, ayetinde bu kitap mutlak galip hakkıyla bilen günahı bağışlayan tevbeyi kabul eden azabı çetin lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dönüş ancak onadır. Ve mümin suresi yine arkadaşlar birinci ayeti hamim diye başlar. Bu da şifreli surelerden birisidir. Pek çok sorunumuzu çözer. Yani Düğümlü işlerin çözümü için Mümin suresinde arkadaşlar öneririm. Sık sık okuyun veya interneti açın, YouTube'u açın, dinleyin arkadaşlar. Mümin suresi şu şekilde başlıyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tenzüler <laughs> kitabı minallahi azizil alim. Gafiriz zembe kabilitif tevbi şedidel ikabi zittavi la ilahe ilahu ilehil meshir. Şimdi hamim biliyorsunuz şifre birinci ayetteki yani onu çözmeye alimlerin bile gücü yetmiyor. şifre ile ayet demek düğümlenmiş işlerinizi çözecek demektir veya orada bir sırlar gizli demektir. Şifreli ayetleri olan sureler her zaman için bin derde devadır bu kadar söyleyeyim yani size. Herhangi bir sorunuzun çözümünde sırların açığa çıkmasında... Rahmetin yağmasında e, ve de kalp gözünün açılmasında şifreli bütün ayetler, örneğin Yasin bin derde devadır arkadaşlar hatırlatmak isterim. Yine tekrar ediyorum Hamim bu kitap mutlak galip hakkıyla. E, bilen günahı bağışlayan tebeyi kabul eden azabı çetin lütuf sahibi Allah tarafından indirilmiştir ondan başka hiçbir ilah yoktur dönüş ancak onadır bir dönüşüm yaşayacaksınız arkadaşlar bir dönüşüm yaşanacak değişim dönüşüm sizin her türlü hayatınızda yer alacak bunu da e, size bildirmek istiyorum ne gibi olaylarda dönüşüm bir, bir kere bir çevreye uyum sağlama ve 2-3 haftadır içinizdeki bir sıkıntının atılması yönünde. Parasal yönde. Ya da bir ilişki yönünde. Her şey normal giderken bazı Oğlak burcu arkadaşlarım aniden ilişkilerde sıkıntı yaşamışlar, yaşamaya başlamışlar. Sanki yani birilerine nasıl diyeyim? Eh, sır vermişler, herkes duymuş ya da bir dedikoduya kurban gitmişler. Böyle Oğlak burçlarında aşk hayatlarında, romantik hayatlarında her şey iyi giderken tadını çıkartırken aşkın, sevginin dedikoduya kurban gitmişler. Bir seçimle karşı karşıyalar. Yani bazı dostlarım ailesiyle sevdiği insan arasında ya da bazı oğlak burçları toplumla sevdiği insan arasında ya da iki kişi arasında seçim yapacak bir yol ayrımına girilmiş hayırlısıyla inşallah bir yol ayrımı iyi olacak arkadaşlar genel olarak bakarsak bir takım programlarınız olduğunu ya da planlara uyum sağladığınızı ama sizin dışınızda gelişen olaylar sebebiyle bakınız sizin dışınızda gelişen olaylar sizin yarı yolda kalmanıza sebep olmuş. İlerlemeniz lazım, aşama kaydetmeniz lazım. O yüzden neler yapacağız? Bir kere zamanı iyi yönetmemiz gerekiyor. Kötü giden ilişkilerimiz varsa, bozulmuş ilişkilerimiz varsa dönüp bakmayalım bile arkadaşlar. Yani nasip demeyi öğrenelim, yeni biriyle devam etmeyi, yeni birisini hayatımıza belki almayı ya da e, iş konusunda da aynı şekilde. Ya yani işinizi beğenmiyorsanız, işinizle ilgili sıkıntı varsa ilk yapmanız gereken şey e, zaman yitimi. Yani ben bu işte çok fazla zaman kaybediyorum falanca işe gireyim ya da her şey para demek değil deyip bir takım işlere girişeceğinizi, kendinizi iyi bir yönde eğiteceğinizi ve aynı zamanda arkadaşlar aradığınız kişiyi bulabileceğinizi, izini kaybettiğiniz bir kişiyi bulabileceğinizi söyleyebilirim. Her konuda bir arayıp da bulamama sona eriyor. Ya arayıp bulacaksınız, kavuşacaksınız ve bir affediş söz konusu bakın ayeti kerimede de biraz evvel okuduğum bir affediş söz konusu birini mi affediyorsunuz bir kaç kişi var senin hayatında böyle e, hayatınla oynamışlar bunlara lütfen çeki düzen vermelerini söyleyin aile olabilir yakın çevre olabilir eş veya partner olabilir Bunlarla konuşacaksınız ve artık kendine çeki düzen ver dediğini duyar gibiyim sevgili arkadaşım. Canını sıktığın her ne varsa hayırlısıyla bunu çözüyorsun. Ayaklarla ilgili, dizlerle ilgili bazı sorunlar var. Sağlık sorunları, oğlak burçları bunu çözeceksin hayırlısıyla. Evet, sağlık sorunuyla birlikte İç dünyanda da bir takım aksamalar var. Nedir? Eski motivasyonun yok. Bu hafta biraz öyle arkadaşlar. Ama önümüzdeki hafta değişecek bu durum. Yani neden acaba böyle oldu? Ya da niye böyle bir kaosla karşı karşıyayım diyorsun. Bir şeyler için geç kaldım diyorsun. Geç kalmadın. Hiçbir şekilde zamanı gelmemiş henüz. Olgunlaşmamış meyve yenmez. Biraz daha bekle lütfen. Duygusal karmaşadan kurtulacaksın. Zihinsel olarak motive olduğun bir konuyla ilgili çok güzel olayları yaşayacağını görüyorum. Bir anda hani beni yıktı geçti dercesine feryat ederken karşında birini görebilirsin veya birini affedebilirsin. Birini affetmekte zorluk çekiyorsun hayatın her alanında dengeyi sağlamak için affetme çalışması yapman lazım. Çok sayıda insan yapıyor. Teta yapıyorlar. Yok reiki yapıyorlar. Reiki master ben de yaparım ama yıldızname ile ben bu hafta gitmek istedim. Arkadaşlar bütün uzun uzadıya onlara hiç gerek yok. Tüm oğlak burçlarına ya afuf zikrini veriyorum. Yazacağım ya afuf. Afuf yani iki tane V ile yazılıyor. 156'dır tekrar sayısı. Lütuf veren, af buyuran anlamındadır. Rabbim bizim günahlarımızı bağışlasın. Biz de başkalarını bağışlayalım. Böyle bir affetme döngüsüne girin arkadaşlar. Hem Rabbimden af dileyin hem de Birilerini affedin gitsin. Biz Allah'tan büyük müyüz? Haşa, tövbe, zümme, haşa. Allah bile affediyor. Siz de birilerini affedin. yolunla gitsinler. Affetmemenin verdiği zehri bırakın. Rabbim de böyle emrediyor arkadaşlar. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Gün günden güzel geçsin Allah'ım. Bütün dualarınızı kabul etsin. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.